dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim bir hane, aşk fevkalade. Ya yuh! Bunlar ya. Ne? Oha ya! Ya arkadaş, yani kraliyet ailesinin bile daha az bavulu vardır. Enişte, ben sana söyleyeyim, bunlarla bizi gemiye, tekneye falan almazlar ha. Ya Fatih Bey, koskoca servis ağzına kadar doldu efendim. Ya bizi şimdi uçağa almazlarsa, o zaman ne yapacağız? Bilmiyorum Mustafa. Ya var ya, şunların içini açsak onlarca gereksiz eşya çıkar ha. Zeynep saç düzleştiricisi diye bir şey aldı, çok önemliymiş. Saç düzleştiricisi mi? Ya saçlarını da düzleştirmesin arkadaş. Söylüyor. Mızıka mı? Oğlum sen mızıka çalmayı bile bilmezsin ki. Ya ablacığım hevesim var benim ya. Hem böyle tekne gemi yolculuklarından hani bir tane müzisyen olur çalar falan, onun için aldım. Tamam tamam, çok konuşma hadi. Ayrıca bu aldığımız her şeye ihtiyacınız olacak, göreceksiniz bak. Mustafa hadi. Of. Ne oldu sen ya? Sana ne? Ne aldın bunu ya böyle? Düzgün koy, düzgün. Ulan bunlar ne böyle he? Bunlar evi boşalttı, izliyorlar baksana. Ulan memleketi mi taşıyorsun? Mukaddes, yemek odasında alsaydın. Yok. Ay Fehmi'cim, bir iki parça kıyafet aldık, aşk olsun. Ah Mukadder'cim, keşke sen gitmeseydin. Daha yeni hastalıktan kalktın. Allah muhafaza yani, böyle kalbin falan. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Allah bana ikinci bir şans verdi. Artık çok iyi değerlendireceğim. Korkun benden. Ayol senden niye korkalım fakir? Şuna bak. Bu da kendini fasulyeden gibi nimetten sayıyor. Mustafa odama çık. Bavullarımı getir. Çıp çıp çıp. Mustafa karyolayı da getir. Daha da mı var efendim? Hepsini indirdim ya. Ha tamam o zaman canım. Ya hadi geç kalacağız uçağa hadi. Hadi, hadi iyi olur. Ulan Meryem alacağın olsun. Ulan sen kendin beni gitmeye ikna ettin, şimdi kendin gelmişsin. Bu nasıl oluyor? Hadi Şevket, hadi. Çocukların başında, aklı başında biri olsun canım. İyi de senden başka biri yok muydu? Yok. Çal. Hadi gel. Elif, sus. Sakın yengene eziyet etme, olur mu kızım? Tamam. Hadi. Ay, ben gitmeseydim acı, bilemiyorum. Ya, hadi gel. Ben burada kalacağım, sen orada kalacaksın. Ne konuştuk? Oldu, oldu. Tamam da, tamam. Tamam. Fadikler? Ay falan telefonda konuştum. Onlar gelecekler alana. Tamam hadi o zaman gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. Ararız sizi. Allah'ım. Hadi Fadikim. Benim. Aşkım. Oğlum. Ara bizi tamam mı oğlum? Babaanneye, anneanneye söyle aratsınlar seni. Tamam Sema Nur, sen de görüntülü konuştur bizi. Tamam merak etmeyin. Gözüm arkada kalmayacak. Merak etmeyin. Hadi siz içeri girin, soğuk zaten. Hadi. Ararız oraya varınca. Hadi hoşçakalın. Tamam biz de arkada olur. Dikkat edin. Su gibi gitsinler, su gibi gelsinler. Hadi hava seni. Hadi bakalım, Allah kavuştursun galiba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben merhaba, ben Fatih Şekercizade. Eşim Zeynep Şekercizade. Kayınpederim reis babam. O da sizin gibi kaptandır. Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Efendim ben de kaptanınız Serdar Demir.
Mürettebatımda birlikte size hizmet etmekten mutluluk duyarım. Buyurun efendim. Buyurun. Siz iki kaptan önden o zaman. Haydi bakalım. Haydi buyurun. Ay ne kadar güzel geminiz var valla. Aşk gemisi gibi. Kız Ayfer, evlendin baklandın hala aşktan meşkten bahsediyorsun ya. Bana bak kız, sen ilaçlarını aldın mı? Sonra deniz meniz tutmasın seni. Kız beni niye deniz tutsun ya? Ben denizi tutarım. Allah Allah, sen bilmeyin. Ben bombalama atlamayı bile bileyim. O zamanlar sen de aramızda yoğdun. Ver. Yine başlamayın. Yürüyün hadi. Mustafa yavrum. Buyurun Mukaddes Hanım. Yavrum valizlerimizi kameramıza taşı çocuğum. Emredersiniz Mukaddes Hanım. Mukadder. Hı. Çok hoş adam ayol. Yok Moko, ben bıraktım artık o işleri. İkinci hayatımı daha farklı değerlendirmek istiyorum. Kalp geçirdim ya ben. Kız fakir, sen neyle geçineceksin? Ayol ömür boyu benim sırtımda kene gibi mi kalacaksın sen? Anne lütfen. Aman iyi be. Siz de bu kakalak teyzenize laf söyletmezsiniz hiç. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben çok heyecanlandım. Şşt. Ya biliyor musun? Benim de dizlerim titriyor. Yalnız benim de inceden bir popom kalkmadı değil yani. Çünkü benim sayım da kazanıldı yani. Ya düşünsünüz abi. Ya kaç kişiye nasip olur ki böyle bir şey? Abi niye öyle diyorsun ya? Bileğimizin hakkıyla kazandık işte. Ya Orhan, yani bizim ikimizin bilekten bahsetmeye biraz saçma oluyor. Ama öyle oldu abi. Ya görmemişin bit ödülü olmuş. Bu kadar meraklı olacağınızı bilseydim ben daha önceden transatlantik ayarlardım size. Hadi yürüyün. Zeynep Kaptan. Efendim Fatih Kaptan. Maceraya hazır mısınız efendim? Hazırım efendim. Buyurun. Kopardın ödümüzü de kot kafa. Abi çok güzel, bir de çok rahat görünüyor ya. Oh. Ayfer teyzeciğim buyurmaz mısınız? Buyururuz, buyururuz da. Büyüklere yer veren yok ki. Önden önden yonca görmüş sıpa gibi koşuyorsunuz. Ben bir heyecanlandım da. Mukaddes Hanım, hayırdır? Jacuzzi yok ya benim odamda. Huy. Ha bu fokurdu ya. Anam bunu da gören anasının karnından jacuzzi ile doldu sanacak valla. Ya çocuklar, öndeki güverteyi gördünüz mü? Ay görmez miyiz? Ne güzel güneşleniriz orada. Yok hayatım, sana güneş yasak. Fatih'ciğim, benim de D vitaminine ihtiyacım var ama. ABC neyine yetmiyor? Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır şaka yapmıyorsan, ciddiysen söyle hiç. Yolculuğa başlamadan ben hemen inip gideyim buradan. Belli ki tatil rezil olacak yani. Şaka şaka. Ben de öyle düşünmüştüm. Kızlar hadi gelin şu kameralara bakalım. Hadi. Efendim hepiniz tekrar hoş geldiniz. Neşeli bir tatil geçirmeniz için belli kurallara uymamız gerekiyor. Öncelikle odalarınızdaki talimatları dikkatle okumanızı rica ediyorum. Guletimiz 45 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindedir. 6 yelken, 2 motor, 1600 beygir güçlüdür. 13 deniz mili hızla da seyretmektedir. Sizin iyi bir tatil geçirmeniz için, ihtiyaçlarınızı karşılamak için burada olacağız. Biz şimdi demir almak için hazırlıklarımızı yaparken, sizler de odalarınıza yerleşip tatilin keyfini çıkartabilirsiniz. Ne keyfi be? Jacuzzi yok ya benim odamda. Üstelik de hastam var, kalp hastam. Ayol burada Türk havamı da yoktur herhalde. Günay! Buyurun Mukaddes Hanım. Ne işin var demirde? Siz çağırdınız. Yürü. Kaptan. Hadi işin zor. Allah kolaylık versin. Yıllarca dünya turu, dünya turu dedi de gelmedi ya. Doğru dedin ya. Adamı ilk tanıdığımız günden beri söyler. Anlamadım.
Ay vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Belki sen geliyorsun diye gelmediyse. Muko niye ben geliyorum diye gelmesin adam? Ne diyorsun sen? Yani belki senden kaçıyor. Ayol niye benden kaçsın? Delisin herhalde. Anasından kaçsın o. Anasının yanında kaldı ya. Aman. Otursunlar anasıyla be. Gıydıdı gıydıdı müziklerini dinlesinler. Onlarla mı uğraşacağım? Öf. 1,5 yıldır tersten kitap okuttular bana. Mukaddes. Kız ben Gül Sultan gelir sandım. Gelmedi ya. Ne işi var Gül Sultan burada? İstemem. Çekemem ben onu. Gemi yan yattı, düz battı. İp kaptı. Onunla mı uğraşacağım? Çekemem son Osmanlı'yı falan bu yaştan sonra. Ay yazık. Görürdü, otururdu şuralarda. Ne oldu? Selim'i şimdiden çok özledim. Ben de özledim. Keşke o da gelseydi. Onu da getirseydik buraya. Ama Zeynep sen istemedin ya. Ya benim kafam karışıktı. Getirsek mi getirmesek mi diye. Sen de getirmeyelim hayatım, evde kalsın deyince ben... Yani ben onu şeyden dedim, ne bileyim evdeki rahat huzuru bulamaz diye. Yani bizim için eğlenceli olan bir şey onun için böyle kötü, korku dolu olabilirdi. Evet aslında haklısın. İyi oldu getirmediğiniz. Sen içini ferah tut hayatım. Öylesi daha iyi gerçekten. Ne güzel bir yer değil mi? Evet çok güzel. Bizim antenize gireceğiz acaba. Yavrum bu ne? Köpüklü yap çocuğum. Peki efendim. Kalsın köpük yavrum. Sorun. Kız bu nasıl bir karı ya? Vallahi bak geldiğimden beri hiçbir şey beğenmedi ya. Ayıp ya. Hiç utanmıyorlar da kuyruksuzlar. Sus, sus. Kafam kaldırma ya bu karının çığlıklarını. Kız o bir şey değil de bunun yüzünden o pamuk gibi Gülsüm Hanım teyzenin de gelmedi ya. Ben ona yanayım vallahi. Uy, o neyse. İyi ki yengem gelmedi de. Ya ha, o burada olaydı. Habire kavga ederlerdi. Kurtardı kendini de. Boş ver. Oğlum. Bak hele yavrum, gel hele. Hah, oğlum. Buyurun efendim. Yavrum, benim karnım acıktı da. İki sokun bir şey getir de biz bir şeyler yiyek biraz. Yemek hazırlıklarına birazdan başlıyoruz efendim. Ne yani, şimdi veremez misin yavrum? Gidin o zaman, biraz acele edin canım, Allah Allah. Acımızdan geberek mi yavrum biz burada ya? Birazdan başlıyoruz efendim, merak etmeyin. Sağ ol çocuğum. Kız, kız bu bağa gözünü... Gel hele hapır. Ay gel, otur da. Kıratın yanına bağlanın, ya huyundan ya suyundan. Sen de iyice Mukaddes Hanım'a benzemeye başladın ha. Aşk olsun Yadigar kız. Benzete benzete o karıya mı benzeteyim ben? Yuh diyeyim yani. Duyacak da. Kaç yapıyor bu? 13 deniz mili. Bu motorlu mudur yoksa yelkenli midir şu? Motorlu motorlu. Yelken açtık mı rüzgara kaldık demektir. Kaç beygir peki? Sana kaç beygir lazım lan? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya sene kaç beygir olduğunda? Gidiyor mu? Gidiyor işte. Bana bak, sen bizi pek benzetemedin galiba ama biz de denizciyiz, anlıyoruz yani. Tekneden, motordan, yelkenden falan. Bu havalar ne? Tamam efendim, ben kötü bir şey demek istemedim. İyi yolculuklar. Hayır hayır, bu havalar bize sökmez koçum. Biz Karadeniz tayfasıyız. Yemeyiz yani. Staff, çalış, sil şuraları. Tövbe tövbe. Hayır yani, bır 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 bır. Benim tekne 30 metre. Balıkçı teknesi ama canavardır ha, canavar. Ha böyle... Rüzgar, deniz, dalga. Bana mısın demen? Ezer geçer kenet. Sen tekneni özlemişsin galiba reis. Ulan insan teknesini özlemez mi? Ha sen bundan şimdi 2-3 gün ayrı kalsan özlemeyecek misin? Oo, aman aman düşünmeyelim bile. Ama bu seninkine benzemez. Seninki ne kadar hırçınsa bu bir o kadar narindir. Seninki ne kadar inatçıysa bu bir o kadar uysaldır. Seninki ne kadar azgınsa bu bir o kadar uyumludur. Ama yelkenleri açtık mı... Ulan sen şimdi benim tekneye niye bu kadar kötülüyorsun bakayım ha? Kötülemiyorum reis. Ama seninkine benzemez. Yelkenleri açtık mı bu narin kız canavara dönüşür. Hele de rüzgarı arkamıza aldık mı... Senin canavar değil, Titaniye bile nal toplatır. Ya bak hala konuşuyor. Bak hele bir açığa çıkalım. Yelkenleri açalım. Sen o zaman ne demek istediğimi anlayacaksın.
Şeytan diyor, şimdi bağla şu herifi direğe, geç dümene. Kaptanlık neymiş görsün bakalım. Efendim. Tamam, geliyoruz. Kaptan yemek. Ya iyi. Hadi bakalım, gidelim de yiyelim uzun. Oğlum çok acıkmışım ben ya. Vallahi. Lan yavaş ya, yavaş. Abi daldım, ne yapayım yani, duramıyorum artık. Nete kardeşim, ne yapıyorsun? Yani konuşmuştuk İstanbul'da. Spor yapacağız, yüzeceğiz. Ne yapıyorsun şimdi? Ben öyle bir söz vermedim, hatırlamıyorum. Nasıl yani? Sen dedin ya bana, abartırsam ölümden alın diye. Biloğlu'cum, sen Mete'yi yanlış tanımışsın. O sadece niyet eder. Sen beni yanlış tanımıştın. Hadi fotoğraf, fotoğraf. O Mukadder Hanım'a yasak. Kaldırın siz onları. Ama yavrum. Siz kalp geçirdiniz. Afiyet olsun. Yavrum sen benim bütün tatilimi mahvedeceksin ama. Bunlar ekstra kırmızı biberleriz. Ay bu ne böyle ya? Karmakarış olmuş. Ama ne yapayım Mukaddes Hanım? Benim suçum yok ki. Bütün düzenim alt üst oldu burada. Boş ver yavrum. Üzülme. Tatildeyiz. Standartlarımızdan ödün vereceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Ne demek ayol ödün vereceğiz? Vere vere ne hale geldi? Ödün falan veremem. Yani kimse kusura bakmasın. Günay, her şeyi bırakıyorsun. Sadece bana hizmet ediyorsun. Ha, sinirlerim bozuluyor. Nasıl bir şey bu böyle? Yuh artık sana, yuh yani. Ayol benim Firdevs Hanım'dan ne eksim var? Onun Sebastian'ım var ki benim de Günay'ım var. Günay günaydır işte, ne güzel. Ay sen ne kadar özertesin. Şu resini buraya getirdim. Vallahi denizin ortasına bırakma. Firdevs Hanım ki. Fakir. Kızım vallahi ne yettiyiz de ya. Getirdiniz bizi buraya tatile. Sayenizde çok güzel bir tatil yapıyık ha. Gerçi bir eksik ama olsun. Eksik mi? Bakayım. Yoo, eksik falan yok, tanız. Olur mu kızım? Türkan yok, o da burada olaydı, çok iyi olurdu. Ya bin kere söyledik. Gelmek isteseydi gelirdi. Aman. Boş ver sen Türkan'ı falan ya. Ne iş var Türkan burada? Hem o gelecekti de bir de çocuk mu avutacaktık? O geliyorsa Elif Su da gelseydi. Aa, bunların Baby Selin de gelseydi. Yok canım, artık o kadar da değil. Yani gelseydi iyi olurdu, güzel olurdu. Kızım sen ne diyorsun Haydar abinin yanında ya? Ne be? Sanki sen çok seviyorsun Türkan'ı. Orhan Efendi. Hı? Öyle biz mezarlıklara gidiyoruz diye siz bizi hep sorguladınız. Bak ne oldu? Kaptık ödülü. Aşkım bundan sonra seni sorgulamak falan yok. Helal olsun be. Orhan ne diyorsun ya? Oğlum öyle diyorsun şimdi, sorgulamıyorum falan filan. Ya o zaman Orhan sorgulamıyormuş da biz sorguluyormuş gibi oluyor yani. Sen bana... Sen bana ne? Aşk olsun ya, ben öyle bilir miyim ya? Yok ya, laf sokmaktır. Aşkım öyle değil yani. Şey, genel söyledim ben, genel. Hop. Çişim geldi, tuvalete gideceğim. Fatih. I'm gonna make you move, baby. You gotta make me hot. Ya of, internet yok. Ya bir yerde nasıl internet olmaz ya? Ya ne yapacaksın Şaziment? İnternete ne güzel sosyalleşiyoruz işte şurada. Ne biçim sosyalleşme bu? İnternetsiz sosyalleşme mi olurmuş ya? Ben ne yapacağım, ne diyeceğim milyonlarca takipçimle? Nasıl communicate edeceğim? Biri ol. Biz seni kesmedik yani. Yok, kesmediniz. Kızı korsanlara mı versen acaba? Ha, çok komiksin. Fatih, şaka maka buralarda korsan yoktur değil mi? Yok Fredik, saçmalama ya sen de. Reis babam. He? Reis babam. Reis babam, sana bir şey soracağım. Sen böyle güzel bir korsan hikayesi biliyor musun? Anlattıra anlattıra tükettiğiniz adamı da. Bitti, kalmadı hikaye bitti. yok sen bakma ona. Ben de hikaye biter mi ya? Anlatırım tabii. Şöyle size güzel bir masal anlatayım o zaman, olur mu?
Ne olur reis babam, hadi anlat. Şu kesik başlı korsan hikayesini anlatayım. İstemez ya. Hani adamın başını kesmişler de adam deniz deniz dolaşıp kendi başını aramış. Dur dur dur. Ne var? Dur, Allah aşkına anlatma. Sen anlatma. Sen her anlattığında başımıza kötü kötü şeyler geliyor, korku dolu şeyler geliyor, anlattığın şeyler gerçekleşiyor. Ben anlatırım, tamam ben anlatırım. Ulan bir dakika. Anlatın. Bak, ben korkuyorum demiyor da ben anlatırım diyor. La anlat bakayım o zaman, haydi. Tamam, ben anlatıyorum. Size Pedro'nun hikayesini anlatacağım. Başına geleceklerden habersiz, son seferi için yelken açan Kaptan Pedro'nun hikayesi. Çok sevdiği karısı Nilü ile çocuklarıyla bir ömür boyu mutlu olmak için büyük beyaz balinanın peşine düşen Kaptan Pedro ve mürettebatının hikayesi. Pedro kararını veriyor ve dümeni okyanusun kalbine kırıyor. Yelkenlisiyle tıpkı okyanusun içinde bir yaprak gibi o büyük balinanın peşinden bir o yana bir bu yana sallanıyor. Bir gece fırtınanın kalbinde tam beyaz balinayı yakalayacakken büyük bir kayalığa çarpıyor ve bir koya doğru sürüklenmeye başlıyor. Bütün ümitlerin bittiği anda Pedro yine yenilmiyor, ayağa kalkıyor ve mürettebatına diyor ki kalkın bu gemiyi onaracağız ve tekrardan o balinanın peşine düşeceğiz diyor. Ama o koyda denizlerin en korkulu, en vahşi, en acımasız korsanı Drakosa'nın olduğunu bilmiyorlardı. Drakosa, sivri dişleri, sivri kulaklarıyla vampir bir korsandı. Drakosa ve diğer korsanlar bir anda Pedro'nun gemisine dalıverdiler. Drakosa eline geçirdiği herkesin kanını emiyor. İnsanların sönmüş, içi çekilmiş bedenlerinde kendi ordusuna katıyor ve mürettebatı haline getiriyor. Sıra geliyor Pedro'ya. Drakosa Pedro'nun üzerine doğru yürüdü. Pedro dimdik ayakta duruyordu. O sivri dişlerini gösterdi Drakosa. Bak. İyice gerildi. Pedro'yu tuttuğu gibi ters çevirdi, yatırdığı gibi... Yeter oğlum, yeter. Vallahi şiştim ben ya. Ya en heyecanlı yerinde kestin Ayfer abla. Bırak eksik kalsın o da vallahi. Ben şiştim, ben ödeyim yaptım. Vücudum su topluyor benim ya. Evet, evet. Daha bütün mürettebatı yiyeceklerdi. Anla uğursuzun adı ne? Ayol ne diye müdahale, ne diye müdahale böyle? Anlamıyorum ki çocuğum ne kadar güzel anlatıyor. Ayol bırakın, bırakın bir de. Anlat yavrum, sen anlat çocuğum. Ha. Ya ne anlatacaksın? Yeter artık, bırak. Vallahi şiştim ya. Anam yok mu bu gemiden müzik falan? Ya çalalım, oynayalım güzelce adam gibi. Dikkat, dikkat. Eğlence makinesi ayağınıza geldi. Caz'dan Hicaz'a bütün siparişleriniz alınır. 5 dakikada yazılır. Siz düşüne durun. Ben eğlenceyi başlatıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım hep beraber söylüyoruz. Darıldın sabırışalım. Kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim. Tut edelim. Ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Hep beraber. Esmerim güzelim. Tut edelim. Ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Ray 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 ray. Son kez. Esmerim güzelim, tut edelim, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Ay, günaydın. 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 Ben odamın değiştirilmesini istiyorum. Ben de.
Uy ne demiş o? Ayol Muko sabaha kadar beni hiç uyutmadı. Sürekli horladı. Ay bak Mukaddes şimdi beni konuşturma insanların içinde zırt 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 pırt 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 lütfen yani. Pırt pırt mı dedin? Ah sormayın şimdi nasıl nasıl? Vallahi Şevko yalan söylüyor. Ay pırt pırt yapsam ben vallahi de billahi de söylerim yani. Neyse anam neyse haydi kahvaltımızı yapak. Sabah sabah birbirinizi yemeyin. Kahvaltınızı yiyin haydi. Mukaddes Hanım. Günay. Hani benim ananas suyum nerede ayol? Maalesef ananas suyu kalmamış. Ne demek ananas suyu kalmamış? Kırmızı biber de yok. Ay, ay rezil oldu tatilimiz. Nasıl 5 yıldız bu anlamıyorum yani. Ya denizin ortasında bir şey var. Nerede? O tarafta mı? He. Kızdırak olsa olmazsın. Kız ne olacak denizin orta yerinde? Kız bir sus düşürüm ağzını. Öf Haydar ya. Dur bakayım nedir? Niye kız? Dün anlat Fatih anlat dedin ya ne oldu? Peynir uzat peynir çok konuşma hala. Aşkım duruyor mu hala? Evet evet orada. Ha, bakın orada işte. Kaptan kaptan denizdeki. Gördüm gördüm. Sanırım yardıma ihtiyaçları var. O zaman yanaştır tekneyi de alalım onları. Bu mümkün değil. Ya ne demek mümkün değil? Bu riskli bir durum. Onları gemiye alamam yardım istemeliyiz. Ya şimdi bu insanları ölüme mi terk edeceğiz burada? Sizi riske atamam, onlara güvenemem. Hayır efendim, alacaksın. Bu geminin kaptanı benim Fatih Bey. Benim emirlerime göre hareket edeceğiz. Alacaksın diyorum. Biz aynı şeyi yaşamıştık. Zombi zannettiklerimiz mülteci çıkmıştı. Ölümden kurtarmıştık onları. Aynı şey değil. Ne demek değil? Yahu sen şimdi bu adamları böyle denizin ortasında göz göre göre ölüme mi terk edeceksin ya? Evet yani benim iznim olmadan kimse bu gemiye ayak basamaz. Ha sen ne diyorsun be? Ha bak bu adamların gemisi batmış. Bunlar da bu kayaya binmiştir. Onlar orada bırakılır mı şimdi? Ha? Alacağız. Alamayız. Emirlerime uyacaksınız. Öyle mi? O zaman ben de Şevket Kaptan olarak bu gemiye el koyuyorum. Sen de kaptanlıktan azlediyorum. Anlaşıldı. Bakın suç işliyorsunuz. Haydar abi. Suç bizim yaşam şeklimiz koçuyor. Cevat, Cami. Ha siz merdiveni hazırlayın. Oray. Sen de bekle geldin ben. Ah canım. Baksanıza nasıl güneşten kavrulmuşlar. Gelin yavrum gelin. Gel kardeşim gel gel. Geç 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 geç. Geç, geç. Kıpırdamayın. Bu bir soygundur. Türkçeyi nereden öğrendiniz? Oğlum bu mu lan derdin? Benim babam Sivaslı. Oradan bilirim kardeş. Bakın her şeyimizi verdik. Yeter ki bize zarar vermeyin. Biz bu gemiye el koyuyoruz. Albert! Ne? Ya biz ne olacağız? Şansınız varsa kurtulursunuz. O ne demek ya? Ya bari bir limana falan bırakın bizi. Siz de bizi şikayet edin ha? Yok öyle. Okulunkileri de al. Hadi ver. Ya hepimiz öleceğiz ya. Korkma bacım. Biz katil değiliz. Sizi öldürmeyeceğiz. Biz sadece hırsızız. Şimdi doğru kayıya. Hayır ama bakın yani bizi buradan alamazsınız. Durun, durun. Durun, biz hamileyiz. Evet, bak. Enişte ne yapacağız? Gemimizi onlara vermeyeceğiz. Saldırın! İyilik yaptık, denize attılar. Biz ne yapacağız şimdi? Ulan burası neresi? Yahu kürek çekelim lan. Kürek mi var oğlum? Kaybettik biz. Tamam. Ya hepimiz öleceğiz ya. Açlıktan öleceğiz buralarda da. Güzel güzel. Ben burayı çok sevdim. Çok güzel burası. Allah bizim son kez belamızı verdi. Şimdi tatil diye ölüm yolculuğuna çıkmışım ya ben. Cevat o nasıl konuşuk da? Öyle değil mi ya? Diğer abla şu halimize baksana ya. Cevat, oğlum ya sen sus ya da ben susturacağım şimdi seni ha. Yeter. Allah aşkınıza bir susun, bir sakin olun yeter.
olsa yine başına güneş geçecek. İç, iç, iç. İçemem Fatih. Hayatım, içmek zorundasın, iç. Fatih'cim, bu hepimizin suyu. Zaten ben yeterince içtim. Zeynep, ben susamadım ki. Ben de susamadım kızım, içsin. Zeynep, biz iyiyiz bir tanem. Sen bizi düşünme. Sen karnındaki bebeği düşün. Ne olur. Hadi hayatım, iç, ne olur. Fatih, bak! Ne? Ana! Kara! 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 Dur, sakin ol. Oturun yerinize. Oturun. Kimse kıpıldamaz. Bu tekne batarsa hepimiz ölürüz ona göre, anlaşıldı mı? Hadi herkes yere geçsin. Şimdi oradan siz kürek çekin Mustafa, Haydar. Buradan da Yadigar, Mete, sen. Damat sen de yardım et. Hadi bakayım. Mustafa, Mustafa sen çabuk. Çabuk, çabuk. Çek yere aşağı. Çek, 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 çek. Hadi, çek. 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 Hadi bakayım, hadi bakayım. Başlayın. Hadi bakalım, bira bismillah. Haydi. Çek. 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 Haydi. Çek. 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 Hadi çek çek. Hadi. Uyarlar. Sen şükürler olsun ya Rabbi. Dualarımı kabul et. Buray bana bakın. Burada kimse ayrılmasın, tamam mı? Herkes burada birlikte dursun. Bir yere ayrılmayın. Kopmayın gruptan. Bana bakın. Eksik yedik yok değil mi? Herkes birbirine mukayyet olsun. Bak denize düşen falan var mı? O kadar sevinmeyin. Daha nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Neyse canım. En azından bir karaya ayak bastık ya. Sayenizde gemimizden de olduk. Ne vardı o adamları gemiye alacak? Beni dinleseydiniz eğer, şimdi güzel güzel tatilinizi yapıyordunuz. Ulan tamam ya, tamam ya. Dır 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 edip durma ya. Tamam. Bir kader diye de bir şey var değil mi? Ha seni dinleydik iyiydi ama dinlemedik işte. Böyle oldu. Ne edeceğiz şimdi? İyi. Ne haliniz varsa görün. Yürüyün. Nereye? Sizden uzak neresi olursa. Artık yolumuz burada ayrılıyor. Ya kaptan bir dakika. Yani tamam. Hatalıydık ama yani nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Bizi böyle bırakıp gidemezsiniz. Fatih Bey, burada ayrılıyoruz. Eğer bir şey görürsem size haber veririm. Ama yani... Ay kaldık ya yalnız. İşte, işte yalnız kalmadık efendim. Bu kadar insanız ha buraya. İlk önce etrafa bakalım. Ya belki de bir ülkenin sınırları içindeyizdir. Tamam. Hayatım sen burada kal. Biz etrafa bakacağız. Mustafa, Mete, biz bu tarafa... Birol, Cevat, Orhan siz de diğer tarafa. Kamil sen de kayıklara göz kulak ol. Tamam Uşu. Hadi. Tamam. Haydar. Haydar hadi gelin biz de şu sahil boyuna bakalım. Ha böyle oturacak mıyız biz de buraya canım? Yadigar. Kız vallahi acımdan sırtım mideme yapıştı ha. Kalk yedek biz de ot mot yiyecek bir şeyler arayak bulak ya. Doğru değil. Haydi kızlar. Haydi bakalım ne var ne yok. Hadi. Hadi gidiyoruz. Haydi Şazimet kalk. Haydi gidiyoruz. Bismillah bakalım bir. Ha bu yana gidelim de. Gelin kızlar gelin. Bakalım neler var. Ayol mu ko bunların hepsi gitti ya. Gitsin her ayol. Ne güzel işte biz denize gireriz, güneşleniriz. Oh baş be. Ayol geniş bir yer, tesis falan var mı? Herhalde olmaz mı? Kızlar beni de bekleyin. Bu da hamile bir oturmaz, hep bir gezmek. Ay Maldivlere geldik, gel güneşlen. Dikkatli ol lan. Dal efendim. Dalacağım şimdi Sara. Yavaş hayvanlar varsa, sesimizi duyarlarsa. Merak etme be kanka. Şu ne ya? Oğlum bilmediğin şeylere dokunma. Tamam mı oğlum? Yeniyor mu bunlar ya? Mete bilmediğin şeyi yeme kardeşim. Bozarsın mideyi. Tabii tabii. Fatih Bey. Dinleyin. Su sesi. Evet akıyor. Bu tarafta. Thank you.
Ne oldu Fatih Bey? Su sesi durdu. Nasıl durdu kanka? Vallahi ne bileyim. Lan! Tövbe bismillah. Ne oldu lan? Kanka yüzün. Ne olmuş oğlum yüzüme? Kardeşim ben eklenmişsin. Lan! Beyler, ya moralinizi bozmak istemem ama sanırım biz ıssız bir adaya düştük. O nereden çıktı bir ol ya? Ya baksanıza insan eli değmiş gibi mi? Allah Allah, ne malum insan elinin değmediği. Belki de böyle turistlerin fink attığı bir yerdeyizdir yani. Cevat, insan giren yer böyle mi olur? Ya bir ol Cevat haklı. Belki ileride bir köy, bir kasaba bir şey göreceğiz. Vallahi hiç sanmıyorum. Ya Birol sen bir dur bir sus ya. Sus ya. Sadece yürü sen ya. Zaten sana gıcığım var. Küllenen ateşi alevlendirme. Bu niye gıcık bana ya? Boş ver Birol ya. Şimdi ne yapacağız? Aa, oradan gidemeyiz. Orman çok sık görünüyor. Allah Allah. Zeki misin sen? Kör müyüz biz? Ne dedim ben şimdi ya? Ya tamam Allah aşkına didişmeyin. Hadi devam edelim ya. Ya Rabbim ya, bir tanesi normal olsun ya. Kanka ben topladığım şeylerden iki tane yedim ya. Ya oğlum ne yapıyorsun sen? Ya zehirlenip ölsen? Ne ölmesi ya? Neyi? O kadar dedik sana dokunma yeme diye işte. Çok acıktım kanka. Doydun mu şimdi? Öleceğim ben gerçekten. Yalnız dönmemiz lazım Fatih Bey. Dönelim. En azından ben sevdiğim... Neyse daha fazla konuşamayacağım. Dön, dön! Kanka öleceğim mi ya? Dön, ne bileyim. Kanka, kanka. Fatih. Lan bir şey söyle, öleceğim mi lan? Dön! Of, of Allah'ım sen bana sabır ver ya. Yahu Cevat, bir dur da. Allah Allah, bir şey demedi ki ya. Birol sen de bir şey söyle. Kardeşim ben bir şey demedim ki. Bağırıp çağırın o. Ne diyor ya, yine hala ya? Kocaman adamsınız Allah aşkına ya. Kocaman insanlarsınız ya. Bir şey söyle hadi. Tamam tamam. Ya tamam tamam. Tamam ya karışma boş ver. Ne tamam. Diyorsa desin. Oğlum sakin Allah olacaksın. Allah Allah. Ne? Bu ne lan? Bataklık. Anne bataklık. Dur kıpırdamayın. Kıpırdamayın. Daha hızlı batarız. Allah kahretsin ya ne yapacağız? Yardım isteyeceğiz. Nasıl? İmdat! Her yer birbirinin aynısı. Kaybolmuş olmayalım. Vallahi bilmiyorum Fatih Bey ama yönümüz şaştı efendim. Keşke biraz iz bıraksaydık ya. Aa durun durun ya işte bu orası burası benim yemiş yedim çalılık. Emin misin? Evet abi. İmdat! İmdat mı? Bizimkiler mi? Lan Orhan bu koşun. Getir Orhan! Namatlı giydirme de kefen giydirme ya Rabbim. Lan be kefeni bağırsan Allah aşkına ya imdat! Niye söylemiyorsunuz o zaman? Oğlum bakıyoruz lan. Senin yüzüne ne oldu Mete? Ya Orhan tek derdin bu mu kardeşim ya? Allah seni cezanı versin Orhan. Ya enişte ben ne yaptım? Ben mi yaptım bataklığı? Allah'ım sen bize bir mucize ver ya. Hareket ettikçe daha da batıyorum. Allah'ım Zeynep, oğlum, kızım. Çırpınmayın Fatih Bey, çırpınmayın. Daha hızlı batarsınız. Oğlum ne yapacağız lan? Bağırın. İmdat! Ne diyorsunuz? Yiyelim mi? Ya hakikaten soruyor mu Fatih ya? Açım, ölüyorum. Denizden babam çıksa onu yiyeceğim. Dur kız sen de. Kagop'un gazı gibi her gördüğünü yeme. Belki zehirlidir. Yadigar ablam doğru söylüyor. Ya baksanıza bu tüylü bir şey. Bana şüpheli geldi. Vallahi benim gözüme de şüpheli göründü. Ama ne olacak ya? Allah'ın meyvesi işte. Kız, Allah'ın zehirli meyvesi yok mu? Yeme de. Vallahi dayanamıyorum. Elliyorum.
dayıyım. Uy! Uy dansına bak. Hmm. Uy vallaha da yedi. Neyse bunun birinin yapması gerekiyordu zaten. Ya Şazmet ben sana ne diyeyim ya? Kızım zehirlenirsen ne olacak? Biz sana burada acil servis mi arayıp bulacağız? Ya amma tırsak çıktınız be. Ne olacak düşüncecik Melva'dan ha? Şişt, bak bana. Nasıl? Tadı güzel mi? Hmm, muhteşem. Nasıl desem? Delicious. Böyle çilekle avokadoyu birleştirmişsin. Üstüne de kiraz koymuşsun gibi. Çok güzel. Ben o avokadoyu bilemedim. Şöyle bir şey. Ben sonra anlatırım. Orhan mıydı o? Yok, bana Mete'nin sesi gibi geldi. Biraz biruldandırın ha. Yok yok, bir tonda Mustafa'nın sesi vardı. Ah! Ya biz ne tartışıyoruz? Hadi koşalım. Orhan'ım yettim Orhan'ım. Nerede gidiyor? Orhan! Cennetine kabul et ya Rabbim. Lan Cevat ne biçim laf o be? İmdat ya imdat. Ay yapamışsın iyi lan. Ne deydi? Allah yumuşakmışsın. Ya imdat. Gel. 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 Yok. Ben, yok. Yok. Gelme. Dur. Ay Orhan. Ne? Geri çekilin. Bataklık. Uy Orhan'ım. Uy Orhan'ım. Ya tutmayın ben gireceğim abi. Hayır hayır Şazimem dur sakın. Çocuklar batıyorsunuz. Evet aşkım. Ha durun durun. Bir filmde görmüştüm. Hemen insan zinciri yapalım. Bence de. Hayır çok tehlikeli. Anneciğim hakkını helal et. Uy ben duramıyorum. Ben o şubu bir bataklığa kurban edecek kadın mıyım? Çek sen kendini. Gel, gel. Ay. Ana, dur. Ana, dur. Sen, sen, dur. Ana, niye atladın ya? Ay, çek. Ulan bizi de kurtarsanıza. Geldi. Bizi de kurtarsanıza lan. Ha, pardon beyler, geliyorum. Orhan. Orhan, dur. 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 Çekin. Dur. 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 Bir, iki, çek! 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 Sokun efendim. Sokuyorum. Soktunuz mu? Çekil efendim. Allah! Aa, geldim. Tamam. Geldim Fatih Bey. Anacığım sen niye atlıyorsun da? Uy Orhan'ım. Allah tuttuğunu altın etsin Şazimet. Fatih misin? Ah iyiyim. Uy benim anlamadım siz. Ha bu çukuru nasıl buldunuz da girdiniz işine? Orasını hiç karıştırmayın. Nerede kaldı bunlar ya? Evet ya bir gittiler gelmediler. Çok mu büyük acaba bunlar? Ya ben hamile insanım. Hamile insan böyle merakta bırakılır mı ya? Yani ben hamile değilim ama ben de meraklıyım. Vallahi sana bir şey diyeyim Hüseyin. Yani yanlış anlamam bu. İki hamile biz. Ya gerçekten bir insanın en son isteyeceği şey bu odada. Hamile o. Ay Zeynep. Tamam hadi gel şöyle oturalım gel. Oturalım oturalım. Son saatlerimizi en azından böyle oturarak geçirelim. Of. Oh. Zeynep var ya bütün maceracı ruhunu sömürdün ya bir sus. Zaten günü geldiğinde hepimiz ebediyen susmayacaktınız seni. Zeynep! Tamam ya ne yapayım ben de hamileyim işte. Hormonlarım tarafından yönetiliyorum. Günay! Günay! Niye bağırıyorsun? Burada bağırma bari ya. Yavrum burada bağırmayayım ben. Nerede bağırayım? Tam bağırılacak ya.
Günay nerede? Günay yok şu anda, göremedik mukaddes hanım. Ne yapacaksınız Günay'ı, ne istiyorsunuz? Güney'e takmış, onsuz yaşayamıyor. Mukasos sus be! Zaten sinirim zıplamış durumda. Şöyle ağzına bir tane vurma. Ay ben hasta olmuşum ya, ben mideyi bozmuşum ya. Anne burada sen neydin de mideni bozdun acaba? Yavrum bir şey yemedim işte çocuğum, herhalde ondan bozuldu. Gelsin bu Günay da bana o çöp toplasın. Kaynatsın da ben içeyim de iyileşeyim ya ben. Ya biraz mantıklı olsana. Günay burada sana ne yapabilir? Kız mukadder, sen aynı cümle içinde beni mantıklı nasıl kullanabiliyorsun ya? Gerizekalı mısın sen, hem de burada? İşte burada adaya düştük ya, belki huyun değişmiştir, bir zekan açılmıştır diye düşündüm. Ne huyum değişecek be? Çok güzel benim huyum. Değişmesin zaten benim huyum, istemem ben. Can çıkar, huy çıkmaz. Günay! Ay, Günay! Ay, ömrüm gitti çocuğum. Bekle beni, bekle. Ya biz bu delilere İstanbul'da katlanamıyoruz. Burada nasıl katlanacağız beni? Bir gün hepimiz bu odada delireceğiz seni. Buna alışsan iyi edersin. Hele. Kız Dilber, Allah aşkına kız, sen neyin kafasını yaşayın kurban olayım ya? Vallahi köy yanar, Dilber saçını tarar. Ay aşk olsun Ayfer ya. Ben bu kötü durumun içindeyken kendime faydalı bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Çıkar. Belki maymunlara kendini beğendirirsin. Ne biçim konuşuyorsun Ayfer Bey? Kız şu haline bak, hiç insanlara benzin mi ya? Aynı yamyamlara benzedin ha. Ne biçim konuşuyorsun be? Nereye biçim konuşacağım, neyse lan. Hop. Ne oluyor ya, tövbe bismillah. Ne oldu kız? Ayfer. Ne yapıyorsun? Ne yapam anam ya, ne yapam? Aa, bu salakanayla uğraşayım burada. Maske mi bu yavrum? Evet maske. Hem de D vitamini açısından acayip faydalı bir maske. Tabii bunu Ayfer karısına anlatabilirsen. Ay bana da yapsak, çok vitaminsiz kaldım. Kalp geçirdim ya. Yapalım anam, yapalım. Gel benimle böyle. Bak şuralardan çıkardım. Gel. Kız karıyı nereye gö... Kız karıyı... Bak karıyı da kendine benzetti, terbiyesiz ya. Yarabbim. Hani bu dünyada kimse malıyla göçmedi öte tarafa? Sen beni niye bu adada bu mallarla yalnız başıma bıraktın? Ne var ya? Ne var? Ay. Ne oldu kız? Ay ben çok hastayım biliyor musun? Mideyi bağırsağı bozmuşum ben. Ay ben ne yiyeyim, ne içeyim sen bilirsin, söyle bana. Ay hasta mısın kız, kusura bakma, ben bilemedim. O zaman sen mideyi bozduysan artık daha yiyip içmeyeceksin. Yani artırım yapmayacaksın, çıkarım yapacaksın. Çıkar. Nasıl? Gel hele gel, ben sana şimdi göstereceğim, yardım edeyim, gel. Yürü. Nereye? Ha, flashback yapacak. Ne dedi, ne ki o? Kız böyle yani geçmişi düşünecek, eskiyi düşünecek. Sen ne kadar cahilsin lan, hiç kitap okumayın mı? Yürü. Gel mukaddes. Gel böyle. Ayfer. Ay çok karnım ağrıyor. Tut biraz, dayan. Az kaldı, gel. Çok sıkıştım ben. Ya gel ya, bak burayı. Gel böyle mukaddes. Nereye? Bak. Aha bak. Burası iyi işte bak. Koy ver gitsin buraya, sal gelsin mukaddes. Ayfer nasıl salacağım? Onu da mı ben öğreteceğim mukaddes? Onu ilk 4 yaşına kadar anaan öğretmesi lazımdı zaten. Sal gelsin. İçindeki zehri akıtacağım buraya. Ayfer'ciğim ama senden ben şimdi utanırım biliyor musun? Ha, o konuda haklısın bak. Ben şöyle öte yana doğru gideyim. Sen de sal gelsin anam. Ah Ayfer. Kız gene ne oldu? Ay sen çok uzaklaşma, ben çok korkarım. Ama anam sana da ne yapsak beğendiremeyim ki Allah. Salacaksın ki alt üstü bir sıçacaksın ya. Saç gitsin. Şşt. Anam. Şşt. Ne yapıyorsunuz orada? Tövbe bismillah kız, kızım senin suratına ne oldu ki? Ha anacığım sorma ya, açlık belasından işte, boş ver. Allah belanı vermeye mukaddes. Kıyamam. Ay Allah korumuş vallahi sizi. Benim de katkılarım olmadı değil ha. Bu Şaziment, Allah senden razı olsun kız. Senden de Ayfer. Kız ben ne ettim ki? Uy Herkül gibi kız yetiştirmişsin, daha ne edeceksin? Tamam, iyi haber bataklıktan kurtulmanız. Kötü haber ne peki? Ya biz de bir şey anlamadık ki. Burada hiçbir yaşam belirtisi yok.
Nasıl yok? Yok yani. Her yere baktık, hiçbir şey bulamadık. Bataklık ve zehirli meyveler dışında hiçbir şey yok. Ulan gerçekten şimdi biz ıssız bir yere mi düştük yani? Ya reisim vallahi ıssızın da ıssızı yani. Ben daha önce buraya bir insanoğlunun ayak falan bastığını hiç sanmıyorum ha. Ya yine de o kadar karamsar olmamak gerek bence. Ben de öyle düşünüyorum efendim. Biz ne badeleri atlattık Fatih Bey. Buraya mı ineceğiz? Olaya iyi yönden bakmak lazım. Adaya ilk ayak basan insan bizsiniz. Tarihe geçeceğiz oğlum. Daha ne istiyorsunuz he? Yani ne tarihe geçmek için bahsediyorsun sen ya? Ya bir esprili ya. Hepimiz burada ölecek miyiz Fatih? Hayır. Ölmeyeceğiz. Ölmek yok. Herkese ölmeyi yasaklıyorum. Bu kötü, karamsar düşünceden de kurtulun. Bir daha da böyle bir şey konuşmayacaksınız. Pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Fatih çok haklı. Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Hayatta kalacağız. Hayatta kalmak için de her şeyi yapacağız. Biz kocaman bir aileyiz. Bugüne kadar nasıl ayakta kaldıysak bu kez de kalacağız. Adaya yenilmeyeceğiz. O kadar! Ne yapacağız önce? Ne edeceğiz? Barınak yapacağız. Ama çok acız. Vallahi ben acım lan, gebereceğim ya. İş bölümü yaparız efendim. Birileri odun toplar, ateş yakar. Birileri de gider balık tutar. Sonra ortaya da bir mis gibi çoban salata. Buyurun afiyet olsun. Tamam işte. Balığı da biz tutarız. Hadi Cemal'cim kalk. Hadi kalk. Ulan Haydar. Hadi kalk biz de ateş yakalım. Haydar, Haydar. Bir şey alalım. Haydar. Haydar. Tamam, hadi Haydar. Fatih bekle beni, ben de geliyorum. Hadi. Öyle olmaz reis. Ver ben halledeyim. Ya sen nereden biliyorsun öyle olmazmış? Bir bildiğim var reis. Bir saniye çekilirsen. Yok. Benim bildiğim seninkinden daha fazla. Amenna. Amenna da yine de ben bir denesem. Lan Haydar çok konuşuyorsun ya. Ya çok istiyorsan git orada yak kendine bir ateş. Hadi bakayım. Of. Ya burada bile aksilik ediyorsun ya reis. Bravo sana. Ya kolayı var diyorum. Lan Haydar. Yani ıssız adaya düştük diye karakterimiz mi değişecek ha? He? Yay lan hadi bak. Uzaklaş, uzaklaş. Aşkım ya. Biz bunlarla mide yakalayabileceğimize emin miyiz? Hayatım tabii ki yakalayacağız ya. Ben hep yakalıyorum. Hatta elimle yakalayacağım bak. Ay ne oldu? İki kestane varmış. Ne? Kestane mi? Dikkat et ayaklarına batmasın ha. Kestane varmış. Hadi açlıktan ölüyorum da. Kamil balık var mı ya? Sayende yok artık. Ulan şu balığı kaçırdın da. Ben ne yaptım abi, bu kaç şey varmış o? Gözlüklü! Bağırma be! Ya sen bağırma, belki daha balık vardır orada. Hiç sanmıyorum. Ya tamam, balık yoksa meyve yeriz o zaman. Bir gecede acımızdan ölme yok herhalde. Hadi bu gece ölmedik. Yarın ne yapacağız biz? Ne edeceğiz biz? Uy bakarok. Şazimet'le Mete'ye bir şey olmadıysa, sapasağlamlarsa biz de yoruk o vakit. Ne edelim? Ay ama bu bana hiç etik gelmiyor abla ya. Kız etik medik. Hep beraber mi dikelim nalları da? Baba Dilber. Ha bu kurban olduğum Rabbimin tabiatı acımasızdır. Ha bu tabiatın içinde dimduka böyle sapasağlam, soğukkanlı duracaksın. Doğru diyorsun abla. Yani hepimiz nanları dikip gideceğimize... Tut, dillendirme. Hala. Uy Fatih'im. Ne yaptınız, bulabildiniz mi bir şeyler? Uy Fatih'im, her ihtimale karşı topluyoruz ha bunları.
Belki de zehirlemiyordur da sadece böyle benekler ediyordur. Yani ne yapalım? Zeynep nerede? Ben onu gördüm kumsaldaydı Fatih'im. Oturuyordu. Ha tamam tamam. Ay. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Oy Fatih'im kurban olsunlar seni verir. Hayatım. İyi misin? Değilim Fatih'ciğim, değilim. Ben Selim'i istiyorum. Ben de. Merak etme. Fatih ya bir daha onu göremezsin. Ya bir daha o kokusunu içimize çekemezsin. Ya her şey burada bitti. Zeynep yapma hayatım. Ne olur böyle şeyler düşünme. Yani bak biz tatile gelmişiz gibi düşün. Oğlumuz orada. Tatil dönüşünde ona kavuşacağımızı düşün. Ne olur. Fatih ben bir daha Selim göremeyecek olmaktan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Keşke onu da getirseydin. Ama hayatım yani onu getirseydik daha çok üzülmeyecek miydik? Yani düşünsene burada bizimle birlikte çile çekecekti. Oğlumuz aç kalacaktı. Bunu mu isterdin? Ama en azından yanımızda olacaktı. Ya evet yanımızda olacaktı ama yani bizimle beraber sefillik mi çekmesini isterdin? Biz burada yiyecek bir şey bulamıyoruz. Oğlumuzun aç kalmasını mı isterdin? Ya şimdi en azından orada olduğunu, orada mutlu olduğunu, keyfinin yerinde olduğunu biliyoruz. Ve bizim de oğlumuza kavuşmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Canımızı dişimize takmamız gerekiyor. Hayatım ne olur üzme kendini, tamam mı? O şimdi öyle her şeyden habersiz etrafta koşturup oynuyordur değil mi? Evet, işte böyle düşün ne olur. Merak etme. Kurtulacağız bunu. Nasıl kurtuluyor buradan Fatih? Şuraya bak. Bilmiyorum ama bir şekilde kurtulacağız hayatım. Sana söz veriyorum. Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorum tabii ki. Sen her şeyi halledersin. Fatih sana bir şey söylemem lazım. Söyle aşkım. Benim karnım çok acıktı. Ben hemen yiyecek bir şeyler bulacağım. Hemen. Hemen bulacağım hayatım. İlla kahraman olacaksın ya, yemek bulacakmış. Nereden bulacaksın yemeği? Artist. Ya oğlum, artistin ıssız adada ne işi var ya? Ayfer abla sen ne yapıyorsun burada? Şey yapıyordum ben... Ya karnım çok acıktı oğlum, ben yiyecek bir şeyler aradım. Sen neydin? Ya ben de yemek arıyorum işte. Balığı bekleyemeyeceğim. Zeynep'in karnı çok aç. Heh, bekle o zaman git. Beraber arayak. Dur Fatih. Yok yok, sen yavaşlatırsın beni. Ya oğlum siz niye ana orbağa laf sokuyorsunuz? Niye yavaşlatan? Yavaşlattın işte. Ya sanki sen pazarı kapanacak da oraya yetişecek ya. Tamam, seni yanıma alıyorum. Sen yemekler anlarsın. Koklaya koklaya bulursun. Hadi. Terbiyesiz koklayacakmışım ya. Aha, bak. Buldum işte. Aha. Bu keçi boynuzu. Harika. Ama ben sana dediydim ben bulurum diye. Asıl ben sana dedim işte yanıma aldım ya anlarsın diye. Ulan şimdi ezeceğim, geçeceğim vallahi. Ya o değil de sen nereden biliyordun keçi boynuzlarının burada olduğunu? Ben nereden bileceğim? Ben bilmeyeyim ki, tahmin ettim. Akıl. Ya harikasın. Zeynep var ya bunlar... Hayır yani, insanoğlu her ayak bastığı yere sıçmak zorunda mı? Belki de insan değildir canım, hayvandır. Ya ben hayatımda senin kadar inatçı insan görmedim reis. Ula Haydar. Bir susmadım be. Dır 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 dır. Koca karı gibi konuşuyorsun ya. Ulan dikkatimi dağıtıyorsun be. İyi de reis. Balıklar gelecek. Biz hala ateşi yakamadık. Yanar yanar. Gelsin onlar gelsin. Yanar. Heh. Yanar. Yanacak. Ben yakarım. Ulan. Sende çakmak mı var? He. Ula
niye söylemiyorsun çakmak var diye? İyi de ben halledeyim diyorum, müsaade etmiyorsun ki. Öyle sen bana dedin mi ben de çakmak var diye? İzin vermedin ki. Ben tam girizgah yapıyorum, sen git öteye diyorsun. Ulan Haydar, başlatma şimdi girizgahına falan ya. Ulan iki kelime ya, çakmak var diyeceksin ya. Ulan bir saattir burada uğraşıp duruyorum böyle ya. Neyse, öyle ya da böyle. Sonunda yaktık ateşi. Önemli olan da bu değil miydi zaten reis? Evet. Öyle de ben ısıttım da ondan yandı. Ben bu tarafı yaktım. Zeynep! Reis baba! Ha. Haydar abi! Zeynep bulduk, bulduk! Ne buldunuz? Bulduk, bak ne bulduk! Ne? Ne buldun lan bunu? Keçi boynuzu! Aşkım, sana inanamıyorum Martin. Gel. Tamam ama şey, hazmet. Hızlı hızlı yeme, hızlı hızlı yeme. Bakın, biz de biraz balık bulduk. Oh be! Oğlum ben çok açım ya, beni bir köpek balığı ancak keser. Ayfer abla, vallahi bu kadar var, idare edeceğiz artık. E bayağı varmış. Ne buldunuz? Balık tuttuk, balık. O ne? Zeynep yeme, belli olmaz. Belki dokunur, bilmiyorum. Hünay bir şey bulamadı. Anne, teyzem nerede? Tuvalete gitti. Ha. Tamam tamam, önce o zaman balıkları yapalım. Ya, önce Zeynep yesin, önce Zeynep yesin. Ne yapacağız? Doydu mu herkes? Daha keçi boynuz var orada. Ay, ben doymadım vallahi, 5-10 tane daha yerim. Ulan o kadar, biraz az yedi, yarına da kalsın da. Aç mı yatayım Şevko? Ulan bütün adayı yedim be. Ulan sen evde 3 tane biberle karnı doyan kadın geldin, burada şimdi bütün adayı yiyorsun. İştahın mı açıldı senin yoksa? Ben en iyisi şunları kaldırayım yarına kadar. Götür kızım, götür. Nereye gittin? İyi misin hayatım? İyiyim aşkım. Ruku çok mu keçi boynuzu yedi? Yedi. Onun için cır cır oldu işte. Gelemiyor bir türlü. Nerede ki? Ne oluyor? Durun, durun, durun. Yaklaşmayın. Lan kim var orada? Kim var lan orada? Haydar abi, insan olmayabilir. Fark eder mi Fatih? Ya Fatih, sen niye şimdi böyle bir şey söyleyip beni korkutuyorsun? Yok hayatım, seni korkutmak için değil. Yani hayvan falan olabilir diye. Kaptanmış. Lan bizim kaptan. Kaptan. Abla sen hani gitmiştin? Geri mi geldin? Adada hiçbir şey yok. Oy adamı. Kesin bilgi mi? Maalesef. Adanın en yüksek yerine çıktım. Ne? Oradan baktım. Burası bir ada yani. Ada ama bu adadan kurtulmanın bir yolunu bulacağım. Nasıl olacak o? Her şeye rağmen hala sizin sorumlunuz benim gözetimimde. Size haber vermeye geldim. Yarın adanın diğer tarafına ineceğiz. Ama biz gelene kadar sakın buradan ayrılmayın. Hadi görüşürüz. Haydi güle güle. Vay Haydar, ne diyor bu ya? Gördüm. Ya bizim bir çözüm bulmamız gerekiyor değil mi? Haklısın. Burada daha ne kadar kalırız belli değil. Ya bir de su meselesi var. Zeynep, ne oldu? Fatih sürekli buradan kurtulmaktan bahsediyoruz. Ama ben öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Hepiniz bunu sadece biz... sahte bir umut aşılamak için söylüyorsunuz. Ya yalan söylüyorsunuz. Hayır hayatım. Yalan falan söylemiyoruz. Biz sadece inancımızı ayakta tutmamız gerekiyor. Ya her şey tamam. Karnımız doyuyor. Keçi boynuzumuz var. Tamam, ateş yakıyoruz. Isınıyoruz. Ama bu susuzluk beni bitirecek Fatih. Ben dayanamıyorum daha fazla.
Ya susayım diyorum, ses etmeyeyim diyorum ama... ben bir ufaklık artık bu susuzluğa dayanamıyorum. Ya daha o çok küçük nasıl dayansın bunları? Of. Ey bizi ha bu derin sulardan geçirip de karalara ayak bastıran Rabbim. Ey bizi ha bu korsanlardan koruyup kollayan Rabbim. Ey bizi yaratıp da ha bu dünyaya getiren Rabbim. Sen bizi açlıkla, susuzlukla sınama Allah'ım. Sen bizi hayırlarla terbiye et. Sen bize gürül gürül akan ırmaklar, şakır şakır yağan yağmurlar nasip eyle ya Rabbim. Amin. Sen ha bu ağaçların kovuklarına, ha bu kayaların kuyularına sular doldur ya Rabbim. Sen ha bu doğmamış bebeğe acı. Sen bizleri suya kavuştur ya Rabbim. Yeterince büyük oldu mu sence Fatih? Oldu vallahi hayatım. Yani uzaydan bile gözükür herhalde. İnşallah öyledir. Öyle öyle. Ya en azından bir uçak falan geçse görür herhalde. İnşallah. İnşallah. Aha! Şerefsizim bu benim aklıma gelmişti. Gelmişmiş. Uyumasaydın da sen yapsaydın o zaman. Tamam. Çok güzel olmuş abicim. Elinize sağlık. Ama... İşe yarayacak mı bu? İnşallah. Yani uçak uydu muydu birileri bir şey görür herhalde. İnşallah. Çocuklar! Keçi boynuzları siz miydiniz? Ne yaptınız? Yok. Keçi boynuzları yok. Nasıl yok? O zaman yani birileri onları yedi. Benim karımın keçi boynuzlarını mı yemişler? Arkadaşlar, size sormak istediğim iki şey var. Birincisi, malum artık bir teknemiz var. Diğer teknenin ipini kim bağlayamadı? Ulan Kamil, teknenin bağını niye bağlamadın sağlam? İyi de reisim, nereye bağlayayım da? Çekerken zor çıktım onu. Gerizekalı. Gelelim ikinci soruya. Şimdi arkadaşlar, tabii ki zor şartlar altında yaşıyoruz. Yani hepimiz biliyoruz ki açlıkla sınanan günler geçiriyoruz. Ama arkadaş, benim karımın ve doğmamış çocuğumun rızkını kim yedi? Ulan damat, sen ne diyorsun? Ay kim yedi acaba? Doğru söyleyin, kim yedi? Yoksa Allah'ın beneklendiren o hain meyvacıkların hepsini sen mi topladın? Uy topladım da bıraktım yarısını ha oraya. Nerede ya? Yok bir tane bile. Uy. Yahu ne oluyor? Belki de hayvan haşeretiyle yemiştir. Su. Suyumuz da mı gitti yoksa? Dur ben bakayım. Tamam su yerinde durayım. Uy Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim.
Ama yiyecekler gitti. Kim yediyse eli ayağı kırılsın. Ya arkadaşım sen şimdi niye beddua edin ya? Belki de aramızdan biri şeytana uydu yedi. Olabilir yani. Siz hepiniz niye bana bakıyorsunuz ya öyle? Vallahi ben yemedim. Çocuklar ekmek nusap çarpsın ki ben yemedim. Kız ben senin çocuğunun rızkına nasıl göz dikerim ya? Ben öyle... Sen kendi bacağa bak. Nerede o? Ha? Dilber'le beraber gittiler. Bence kesin onlar yedi. Terbiyesiz karı. Sen benim kardeşlerime ne iftira atıyorsun be? O sabahtan beri çamurma yüzü yapıyor. He bana çamur atma. Tamam tamam hepimiz sakin olalım. Açız, gerginiz. Çok zor bir durumdayız. Ama bu şekilde zaman kaybediyoruz. Hadi hep beraber yiyecek bir şeyler arayalım, bulalım ve rahatlayalım. Lütfen. Ya o değil de ne zaman bu barakayı yapacağız? Ya dün gece çok berbattı ya. Ayol sen beni bir bilsen 15 odalı malikanelerden ne hallere düştüm ya ben. Tamam tamam. Tekrardan başa döndük. Yine aynı ekip yiyecek bir şeyler aramaya devam edecek. Diğer kalanlar da baraka yapacak. Tamam hazırlanın işte. Çıkıyoruz yola. Hadi hadi. 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 Ben bu yana gideyim de. O şeyi. Hadi bir bakalım. Bu nerede? Ne bakayım? Beyler şuna bakın. Ne bu? Vallahi hiç doğal durmuyor. Nasıl yani? Yani doğal yollarla oluşmamış demek istiyor. İnsan eli değmiş gibi duruyor abi. Doğal değil yani. Yok artık. Ne arar burada insan ya? Biz neyiz Mustafa? Efendim biz buradaki ilk insanlar olabiliriz. Ondan diyorum. Ya bence gelin gidelim. Hiç bulaşmayalım şöyle şeylere. Yalnız ben de bir kıllanmıyor değilim ha. Yani bence dokunmayalım. Ya altında işimize yarayacak bir şey varsa? Bravo Fatih Bey. Size sonsuz katılıyorum efendim. Bence de bakalım. Bu bir işarete benziyor. Altından bir şey çıkabilir. Ya altından çıksa ne olacak? Bizi bula bula ne bulur abi? Ya bu da büyüsü bulur. Ya bu bir tuzağı bulur ya içkiler çıkar bunun altından. Saçma sapan konuşma kanka. Tamam hadi bakıyoruz. Ya enişte Mete haklı. Ayrıca niye biz canımızı riske atıyoruz ki şu an? Ben kendi merakımdan mı bakıyorum işte? Belki bir şey vardır altında bizim için. Ya bir durun. Bir durun tamam ya. Allah Allah. O zaman oylama yapıyoruz abi. Tamam mı? Kaderimize bırakalım. Bakmak istemeyenler. Rica ederim Fatih Bey, geri çekilin. Bakın işte adam adam. Modern hayatta da adam, ıssız hayatta da adam. Ne var, ne çıktı? Toprak efendim. Ne yapacağız şimdi? Kazacağız kardeşim. Ne kadar güzel oldu ya.
Vallahi ya, aynı filmlerdeki gibi oldu ha. Hangi film uşağım? Sen ne anlarsın film falan, şimdi sana iki saat film falan anlatamayacağım ya. Uy, ellerimize sağlık da ne kadar güzel bir baraka ettik biz abuyla. Ha, birlikten kuvvet doğar. Ha bu işte onun da kanıtı zaten. Görmüyor musunuz? Uğraştık ama hep birlikte yaptık nihayet. Öyle. Yani ben de beğendim de... Ayol bana kadar. Lan bu kadar. Sen bunu beğenmedin mi yoksa? Ay ben çok beğendim. Çok otantik olmuş Enize. Ay mukadder, sen bayılırsın tabii çünkü fakirsin ayol. Ay birkaç oda daha çıksaydık ben nerede kalacağım? Kızanam biz sana hiçbir şey beğendiremeyik ya. Sen ne biçim bir karısın ya? Ben çok beğendim çünkü bizi güneşten koruyacak. İki gündür mahvoldum. Uy vallahi çok iyi oldu da. Uyçu bak. Ay, neresinde ay, yatacağım? Ha bu yanına da mutfağı mı edeyim? Ha. Allah! Uy! İmdat. Ah imdat. Uy abicim. İmdat. Ah. Öldün mü Muko? Ay yok, yaralandım. Ha önemli değil, boş ver yaralandığını. Hala. Ne oluyor ya? Ne oldu ya? Baba. Babacım. Kafasına odun düştü. Uy abicim. İyi misin? Baba aç gözlerini lütfen. Abicim kurban olayım, aç gözlerini de. Reis. Ah çok şükür. Çok şükür yarabbim. Abi. Uy. Anacığım. Anacığım. Ama şimdi çok ağrıyor. Baba. Ya hadi. Sen ne zaman geldin? Ana, benim kankanın kafa gidik ya. Ama karışıyor. Hakikaten insan eli değmiş. Hazine olmasın mı? İnşallah değildir. Niye lan? Kanka hazineyi ne yapacağız? Açız biz, aç. Dayanamıyorum, çıkaracağım efendim ben bunu. Çıkar Mustafa. Dur abi. Ya yine ne var? Ya, bu çok eski bir şey ya. Oğlum eski olacak zaten, ne bekliyorsun ki? Ya tabii siz bilimden de anlamadığınız için. Arkadaşlar eski şeylerde inanılmaz mikroplar olabilir. Bunlar bizim bünyemize geçerse biz başka bir şeye dönüşebiliriz. Haklı olabilir. Ya hayırına mı kazdık bunu? Ya gelin bulaşmayalım, hadi gelin Allah aşkına gidelim ya. Olmaz. Bu şey bizim için bir umut olabilir. Ama sorumuz da olabilir abi. Ya kanka başlayacağım sana şimdi kıyamet filmlerini izleyip geliyorsun burada bizi kıllandırıyorsun. Tamam lan ne haliniz varsa görün. Açın gitsin. Ben karışmıyorum. Tamam açmıyoruz. Bunu alıp olduğu gibi götürüyoruz sahile. Büyüklere danışacağız. Dayıma yani. Evet. Hadi tamam tutun kaldır. Bırak buraya bırak. Çevir. Ay. Tamam bir sopa falan bir şey bulalım. Ya bir silse miydik ya? Ya gerek yok kanka. Reis. Hah getireceğim. İç bakayım şunu. Daha iyi misin? İyi. Şükürler olsun Rabbime. Söyle bakayım ben kimim? Ya hadi söylesen kimim ben? Ulan sen kendini kim olduğunu bilmiyor musun? Uy Zeynep geldi kendine. Evet. Aşk olsun Şevko, ne güzel senin kafa gidikti ya. Ay uğraşma adamla Muko. Ha mukaddes sana da eğlence çıktı değil mi? E çıkamadı yani, hemen kendine geldi. Ne güzel eğlenecekti, burada zaman mı geçiyor ya? Baba nereye? Ben gidip şunlara yardım edeceğim. Abi otur oturduğun yerde de biz hallederiz. Acık dinle. Ya tamam ya. Baba bana bak. Yeter ha. Dinlen azıcık şurada. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Allah Allah, lafımızı dinleyin azıcık ya. Aa, her birinizle tek tek uğraşamam. Kendi halimle bir de. Aa, hepinizle tek tek uğraşıyoruz ya. Otur ha buraya. Üflüyorum. Günay, kızlar nerede? Midye aramaya gittiler Zeynep'in. Tamam, sağ ol. Ay, nereye gidiyorsunuz? Gidip onlara yardım edeceğim. Ben de midye toplayacağım. Ay gitmeseydiniz Allah korusun. Bir şey olmasın, ayağınız kaymasın.
Günay, sen Fatih'ten özel ders falan mı alıyorsun? Ya ben sizi ve bebeği düşünüyorum sadece. Tamam, teşekkür ederim. Ya merak etme, ben iyi olacağım, tamam mı? Yani dikkat edeceğim kendime, düşmem. Siz kolay gelsin, burada bir şeyler yapın. Ben bir şey yapmam lazım, duramıyorum çünkü. Hadi. Şu halime bak ya! Şu halime bak! Türlü çeşit hayvanatın arasında börtübecik arıyorum be! Çakıl şu be! Allah Allah! Bana bak! Vallahi açlık hırsından seni yerim ha! Lan! Kimin kime hırsı var acaba? Bana bak, şimdi beni konuşturup eski defterlere açtırtma bana! Ay siz hala orada mısınız ya? Biz hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağız Selin'cim. Bu da böyle biline. Ama çok da fifi hakikaten ha. Ah! Kızlar ya, bizim derdimiz de sizin derdiniz de, yapmayın Allah aşkına. Herkesin derdi kendine göre büyük Fadik'cim. Tokaç'ın halinden anlamıyor tabii. Ha biz çok tokuz. Ya bırak ya Selin, bu oradan bana laf çakıyor. Her halde bir olcumun kuyruk acısı geçmediyse. Kendini nimetten saydı haspam. Bana bak, bir oğlu ben bıraktım da seni öyle seçti bir kere. Hiç yoktan iyidir dedi herhalde. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Aman Fadik, boş ver. Ben bunları yok sayıyorum, sen de öyle yap. Hadi be! Bana bakın kızlar. Ben bunu keseyim, yiyeyim, öldüreyim. Vallahi bunun eti bir hafta yeter bize. Bıngıldağından başlayalım yemeğe. Ne diyor be? Bıngıldak ne? O bebeklerde olur bir kere. o bıngıldaktan değil, arkandaki iki bıngıldaktan bahsediyorum. Ne diyorsun be? Hangi bıngıldak? Aaa! Gömleğim var burada. Vallahi beni yiyecek. Ay dur! Buna ne oluyor be? Bir şey falan mı soktu? Aman yok bir şey ya. Yiyeceğim seni, öldüreceğim, keseceğim dedim. Korktu gitti. Aman boş ver Zeynep ya. Böyle boş muhabbetler. Sen niye geldin? Yardım edeceğim size. Olmaz! Dur, çok tehlikeli. Kızlar bakın, hiçbir şey yapmayıp oturmaktan kafayı yemek üzereyim, tamam mı? Sürekli kafamda felaket senaryoları kurup duruyorum ve onları çekiyorum. Ya kafamda ne filmler dönüyor size anlatamam. Acilen bir şey yapmam lazım, lütfen. Tamam, tamam, tamam. Gel ama yavaş gel, çok yavaş. Evet, yavaş yavaş gel. Çok yavaş. Tamam. Slowly. Önüne bak, önüne bak. Bazıları kayıyor. Slowly. Hadi. Ne yapıyorsunuz siz? Sevgi ve güvenlik çemberi. Hadi midye arayalım. Hadi. Hadi. Yalnız kızlar, biz bu şekilde ilerleyemeyiz. Olduğumuz yerde arıyorum. Evet, burada dur. İn aşağı. Burada. Ha. Dur abi, itme. Tamam, itmiyorum ya. Kolum koptu. Allah. Dur, 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 dur. Ne oldu? Bir ses duydum. Ne sesi Fatih Bey? Enişte ses falan yok. Hadi gidelim ya. Yani bir ses duyar gibi oldum ama... Neyse tamam, devam. O ses neydi ya? Ne? Oradan geldi. Ben dedim işte duydum diye. Kim var orada? Ya arkadaşlar, hayvan falandır ya. Koskoca orman sonuçta. Kaptan olmasın? Olabilir. Kaptan! Siz misiniz? Sizseniz çıkın! Ha, ya adada başkaları da yaşıyorsa? Yerliler. Yerliler olabilir. Ne yerlileri kanka? Ya sonuçta çok ıssız bir ada olmayabilir. Yani yerliler bizi bulup pişirip yemek isteyebilirler. Ne yemesi? O neydi? Sanırım bir şey geçti. Vay be! Oldu be! Çok güzel olmuş! Ne güzel yapmışsın! Biz ettim. Sağlam mı bu sefer? Sağlam! Geliyor! 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 Geliyor!
Anakonda. Anakonda mı? Anakonda gibi bir şey, böyle kocaman filmlerdeki gibi. Oy, vay anasının kondası. Ya Fatih doğru söylüyor, çok büyüktü. Ya benim gövdemden iriydi ya. Evet evet ya, bir sandığı taşıyorduk sonra bir... Ne sandığı ya? Sandık nerede? Yetişin hadi çocuklar. Abi, baba. Ne oldu babama? Denize girdi. Niye denize girdi? Ya yüzerek eve gitmeye kalktı. Engel olmaya çalıştık ama dinlemedi bizi. Hatta bana dedi ki, babacığım dedi, ben denize girebilir miyim dedi daha. Ya onun kafa arada gidip geliyor ya. E normal. Anasını babasını karıştırır tabii arada. Şevko, senin niye durup durup kafa gidip geliyor be? Hey, ya deniz adası çarptı daha, zehirlendi. Deniz adası mı? Zehirlendi mi? Ne yapacağız şimdi? Getirin, getirin barına. Barakaya taşıyalım. Haydi, getirin onu. Haydi, çekilin onun altından. Açılın da. Açılın. Anakonda nedir da? Vahşi bir yılan türü. Madem bu kadar vahşidir, bu kadar zararlıdır, niye yakalayıp etkisiz hale getirmiyoruz? O kadar kolay değil Kamil Efendi. Yılan dediysek şuncacık bir şey değil ki. 10 metre falan vardır yani. 10 metre? Ya ben en büyük müsün yani? Tabii tabii. Bak ben böyle bir vahşi doğa belgeselinde falan izlemiştim. Böyle sinsi sinsi avına yaklaşıyor. Sonra onu boğana kadar böyle sarılıyor. Beni de yutar o da. Sonra işte çukurdan çıkardık o sandığı, sırtlandığımız gibi gidiyorduk. Ondan sonra anakonda gibi şeyi görünce koştuk, kaçtık. Acaba sandığın içinde ne vardı? Bırakmasaydın orada, anlardık ne olduğunu. Ya enişte ben mi bıraktım acaba? Sus konuşma, neyi arayacağım size? Belki de içinde önemli bir şey vardı. Tamam hayatım, sakin ol. Boş ver, geçti gitti artık sandık. Düşünme onu, tamam? Hepiniz buradasınız, önemli olan o. Ya sandığı almaya geri mi dönsek, ne yapsak? Vallahi kusura bakma kardeşim. Ben o canavar oradayken hiçbir yere dönemem. Vallahi ben bu konuda Mete'ye katılıyorum. Fatih Bey istesin, ben ölmeye giderim. Saygılar efendim. Yok. İyi arkadaş. Yok aslında bir kez daha gidiyor. Hayır. Doğru yani. Hayır ama ne? Ama açız ama hayatım. Susun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz o aptal sandık için ormana girmenize izin vermiyorum. Yasak. Önemli olan hepimizin bir arada olması ya. Sandığın içinde ne varsa var. Unut onu. Bitti gitti. Zeynep haklı. Ya size bir şey olursa? Ne yapalım peki? Açlıktan ölelim mi? Hayatım açlıkla sandığın nasıl bir alakası olabilir? Gel belki de içinde yiyecek bir şeyler vardı. Hayatım kim bilir ne zamandır gömülüdür o sandık orada. Tabii canım. Ya zaten içinde yiyecek bir şey olsa bile yani artık o yiyecek durumda falan değildir. Yani hepimiz açız. Özellikle de ben çok açım. Ama hayatımızı tehlikeye atmamamız lazım lütfen. Allah senin kalbin temiz ya. Seni dinler. Bir dua etsene hepimiz için ha. Aslında ben bir şeyler biliyorum ama. Hadi hepinize iyi geceler. Ben de kardeş Cezmi'ye bir bakayım. Geldi geleli malak gibi yatıyor ya bu Muko. Aşkım ben yatıyorum. Hı. İyi geceler. Tamam hayatım hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler reis. Beyler. Yarın gidip o sandığı almalıyız. Saçmalama abi anakondayı ne yapacağız? Anakonda gitmiştir. Ya gitmemişse? Peki ya içinde hayatımızı kurtaracak şeyler varsa? Nasıl yani? Ne bileyim işte yani işaret fişeği, telsiz, dürbün falan. Fatih doğru söylüyor. Bence de şansımızı denemeliyiz. Vallahi bence gidelim ve sandığı alalım. Vallahi benim pusulam Fatih Bey'dir. Fatih Bey ne derse odur. Adamsın Mustafa. Kurtuluşumuz o sandıktaysa gideceğiz el mecbur. Herkes okeyse gidelim o zaman. Tamam harika. Bu da ne güzelmiş öyle gidiyor. Günaydın.
Allah. Nereye gittiler Fatih'ler? Ya kardeşim. Ya ormana gittilerse? Anakonda. Kuş falandır ya. Ya arkadaşlar bir sabit durmayın ya. Hedef oluyoruz, bir azıcık hareketli. Mete çok haklı. Bir yerlerden anakonda çıkacak diye korkuyorum ha. Hadi hadi. Şşş. Bakın. Sandık. Hala orada. Dur. Tuzak olabilir. Durun. Taş alın elinizi. At taş at. At, sağına soluna atın. Tamam, bir şey yok galiba. Alalım o zaman. Tamam, alın. Hadi hadi. Üç deyince. Dur. Üç. Çabuk hızlı. Hadi hadi. Sopaları alın, sopaları. Gelin. Eşek olsun ya. Fatih! Orhan! Mete! Birol! Fatih! Vallahi sağ salim gelsinler. Kendi ellerimle parçalayacağım onları. Fatih! Orhan! Mete! Aşkım! Zeynep! Neredesiniz siz? Niye bize haber vermeden gidiyorsunuz? Aşk olsun çocuklar, ödümüzü kopardınız. Ya durun anlatacağız. Ya bırak ya, ne anlatacaksın? Aşkım, ya hadi bunlar mal, hadi bunlar iyi değil. Sanki sağduyunun sesi, ne uyuyorsun bunlara ya? Hayatım tehlikede değildik ki. Tedbirimizi aldık, silahla gittik. Ya nasılmış o tedbir ya? Orhan'ın mızıkasını mı aldınız? Ya anlatacağız, anlat. Ben size ne dedim Fatih? Bu ormana girilmeyecek demedim mi? Niye benim lafımı çiğniyorsunuz? Zeynep haklı. Ya tamam da işte biz de yine oraya bir susun da. Aa! Ha? Bunun için gittik. O ne? Sandık. Allah. Şeyin sandığı. Korsanasın ismi. Bismillah. Açıldı. Ha? Oy. Dikkat et Fatih. Ana. Zemin olduk. Bakayım. Dur hayatım, sen elleme paslı. Fener var abi. Pusulağı mı çalışmıyor? Çakmak çalışıyor mu? Barakaya koyarım. Su içeriz onunla hala. Aha dürbün. Dürbün lan bu. Çalışıyor mu? Dürbün mü? Dur bakayım. Aa, o ne? Defter. Ay sayfalar mı yapışmış? Bak bakayım. Belli ki tek başına kalıyormuş. Ne yazıyor? İngilizce yazıyor. Ne o? Ne? Ne yazıyor? Gemi! Gelin, gemi var! Gemi! Ver! Gemi! Orhan!
İyiyim kızım. Ne oluyor? Kızım mı dedin sen bana? Ha, başka ne diyecektim ki? Oy abi sen iyileştin mi? Yadigar. İyiyim sana ne oluyor? Yadigar şoklan düzeldi herhal. Ne şoku be, ne düzelmesi be? Boş ver abi, boş ver. Kafa gergin. Ya ne yapsak ki biz? Gemi gidiyor! Kurtarımız be! Seyir defteri bu. İngilizce yazılmış. Yani başında yolculukla ilgili bilgiler var ama... sanırım buradan sonrası bizimle yani adayla alakalı. Ha, ne diyor? Kaptan O'Neill'in seyir defteri. Eğer siz de bir gün bu lanetli adaya düşer de bu defteri bulursanız size kılavuzluk edecektir. Lanetli mi? Ne laneti Fatih? Yani lafın gelişi demiştir herhalde. Hah. Hangi sayfada? Bir saniye. Adam haritasını çıkarmış. Bazı yerlerde işaretli noktalar var bakın. Ha buralarda bazı yerleri karalamış da bunları niye karalamış böyle peki? Bakalım bir. İçme suyu bulmak için adanın burasındaki... valla bir şey yazıyor ama böyle sararmış ki anlaşılmıyor. Su dedin. Kılavuzlanmışlar. Bir susun be. Bir susun da okusun çocuk ya. Hadi Fatih oku sen onu bakayım. İşte oradaki yere gidin yazıyor. Ama dikkat edin yeşil gördüğünüz vadi bataklıktır. Ve içinden çıkma şansınız yoktur. Biz William'ı orada kaybettik. Ölmüş mü? Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Enişteciğim sen devam et. Ayrıca sizi suya götüren yoldaki siyah bölgelere dikkat edin. Şunlardan kastediyor. Ölmeden geçmeyi başarırsanız suya kavuşursunuz. Adamlarımın birçoğunu da orada kaybettim. Can neyse ne yani su var mı sonuçta? Varmış ama... tehlikeli bir yolculuğun sonunda diyor. Bir dakika, bir dakika. Yiyecek de varmış. E sağ mı diyeyim Fatih? Ay sen ha bu kadar şeyin içinde bir o dikkatini çekti değil mi? Tebrik ediyorum. Adanın güneyindeki iğne yapraklı bitkinin köklerini pişirip yiyebilirsiniz. Oh. Oldukça doyurucu ve lezzetlidir. Fakat aynı bitkilerin meyvelerini yemeyin. Onlar sizi başka birine dönüştürür. Yani yiyecek kesin varmış. De lezzetli diyor ya. Yavrum. Kırmızı biber de var mıdır? Bir karıştır iyice, karıştır çocuğum. Allah, bu kırmızı biberimiz eksik. Bir dakika, bir dakika. Bütün siyah noktalar açık birer mezarlıktır. Bir şey diyor, burası da okunmuyor. Oralardan uzak durun diyor. Nokta nokta okuyamıyorum. Nokta nokta diyor. Nokta nokta sizi ele geçirirse bir an önce ölmeye bakın. Yani adada bir şey var. Aa! Ne yapacağız? Vallahi eğer orada bir şey varsa beni öldürseniz gitmem ha. Hayır, hayır. Gidemeyiz. Gideceğiz. Mecburuz. Ne demek mecburuz Fatih ya? Tehlikeli diyor adam, neler diyor? Denemek zorundayız. Hayatta kalmak için. Gitmek zorundayız. Hayır, hayır. Hayatta olmaz ha. Bence hiçbir yere gitmeyelim. Oturalım ha burada. Kurtulmayı bekleyelim de. Ya kimse gelmezse? Ya bana ne gelmezse gelmesin Allah Allah. Gördüğünüz işte kaptan da adamları gitti. Ses mes yok. Ya ödemeyin dönerler belki ya. Vallahi bence hemen yola çıkalım. Haydın. Ya yok gece gece gitmeyelim şimdi. Orman tehlikeli olabilir. Yarını bekleyelim en iyisi. Bence de bence de. Ben şimdi gideyim bu balık için kurduğumuz tuzaklara bakayım. Belki bir şeyler yakalamışızdır. Yani hiçbir şey bulamazsak ondan sonrası düşünürüz o tarafı. Ama bakın ben size söz veriyorum. Canımı dişime takıp ben size yiyecek bir şeyler bulacağım ya. Vallahi söz. Geldim abi. Ha şimdi sizleri buraya topladım. Çünkü sebebi nedir biliyor musunuz? Çünkü... artık bizim bir şeyler yapmamız lazım.
bir şey yapalım. Yapalım da nasıl yapacağız reis? Vallahi ben de onu düşüneyim abi ya. Düşüneyim ama aklıma yapacak hiçbir şey gelmiyor. Ben de onu düşünüyorum da. Düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum Ayfer. Zaten bu sızada da ne yapabilirik ki? Ama bir çıkış yolu bulmamız şart. Tamam, bir dakika. Şimdi o zaman bak. Abi Fatih'in okuduğu o kaptan var ya, onun not defterini gördünüz değil mi? Evet, gördük. Tamam. Şimdi o defterde her şey yazıyor. Hani nereye gideceğimiz, nasıl yapacağımız yazıyor. Anladın mı? Ha şimdi bizim oraya gitmemiz lazım. Ama bak, biz yaşadık yaşayacağımız kadar, öyle değil mi? Ha bizim başımıza bir şey gelse bir şey olmaz. Ne olacak yani? Ama çocuklar genç. Eğer onları götürürsek, onların başına bir şey gelirse yazık olur. Öyle değil mi? Hı? Abim doğru değil. Biz yaşadık yaşadığımızı. Ha bu gençler yaşasın da günah onlara. Ben zaten çocuklarım için gerekirse ölürüm abi. Yok. Biz buradayken kimse ölmeyecek. Ne çocuklar ne de siz. Ama Haydar doğru söylüyor. Bak siz burada kalıyorsunuz tamam mı? Biz Haydar'la ikimiz gideceğiz. Yiyecek, içecek ne vursak onları alıp buraya geleceğiz. Hadi gidelim. Olmaz da olmaz, olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. İzin vermeyeyim ben. Ne de dedik Haydar'ım? İyi günde, kötü günde hep beraber olacağız demedik miydi? Aynı Ayfer'in dediğinden. Hep beraber giderim. Ne edeceğiz o zaman ha? Böyle el üstünde, el baş üstünde burada oturup bekleyecek miyiz? Boş boş ha? Abi hep birlikte giderim da. Olmaz. Çocuklar onu anlar sonra. Abi o zaman biz de şöyle yaparız. Bunlar gece uyuduktan sonra hep beraber kaçar giderek. Ya ama Ayfer'im yani. Ya aması maması yok Haydar'ım ya. Hem bak hep beraber gidersek birbirimize mukayyet oluruz. Ayfer doğru değil. Ya beraber giderek ya da hiç gitme yok. Tamam. O zaman anlaştık. Tamam. Ama bak sabahleyin havayla güneş doğmadan yavaşça buradan çıkıp gideceğiz. Tamam. Tamam abi. Haydi şimdi dağılın. Birbirimizden ayrılmayalım da. He, korkuyorum. O zaman beraber gelin. Haydi. Of. Orhan. He? Ya burada çok az balık var. Sende ne var ne yok? Bende bir yengeç. Bir tane de balık var. E o kadar kime yetecek daha? Yapacak bir şey yok. Bunlarla idare edeceğiz artık. Aynen. Bir daha atarız zaten. Aynen, tamam. Cevat çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun reis. Bebeğimiz için. Mimik reisim için. Hanım, çıkacak gene böyle benekler yüzünde. Çıksın. Çilek gibi olurum, çok güzel olurum ben öyle. Babaanneyim ya ben. Küçük mukaddesin babasını ben doğurdum ya.
Ben hepinize çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir ailem var ki. O kadar şanslıyım ki. Bu halimle böyle bir yerde bana kendimi o kadar güzel hissettiriyorsunuz ki hepiniz. O şimdi evde olaydık. Ben size ne mantılar açardım, ne sarmalar ederdim. Ben de size şarkılar söylerdim. Sen gene de söyle. Belki ev gibi olur. Olur belki. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda olsun bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilme sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Lara lay lay lara lay lay. Lara lay 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 lay. Bir başkadır benim memleketim. Çalmamışlar. Bugün de kurtardık. Aman bu katırda her gece üstüme çıkar ya. Üf, bıktım ben bundan be. Çek git şuradan. Merak etmeyin, hepinizi kurtaracağız. Siz sakın ayrılmayın büyükler. Ya niye böyle bir şey yapmışlar? Bizim için kendilerini feda etmişler. Ya anne, dayı nasıl yaparsınız böyle bir şey ya? Bizim için. Ya aman Mişko ya. Fatih, onları kesinlikle bulmamız lazım. İyi de hayatım, nasıl bulalım yani? Ne yapalım ki yani? Nereye gitmişlerdir ki? Nasıl çözeceğiz bu şeyi? Nasıl kaldırmışlar ya? Mukole'ye gidiyor onlarla. Mukole gidilir mi benim? Kardeş Yezim'in kafası gidik ya. Engelliye ayağından da sakat ya benim kardeş Yezim. Ha tabii. Onu aldılar çünkü beni başınıza akıllı diye bıraktılar. Size başınızda bir akıllı lazım. Size göz kulak olacak birini lazım. Ondan beni bıraktılar. Onlara kim göz kulak olacak? Kim bilir onlar ne haldedir ya? Bana bak. Ha böyle tek sıra halinde yürüyün. Anladınız mı? Bir de ses çıkarmayın. Önünüzdeki insanların böyle adımları var ya. Herkesin adımına basarak yürüyün. Tamam mı? Adımların üstüne basarak. Haydi bakalım. Niye abi? Mayılı cepheden mi yürüyük ya? Ben? Çok konuşma. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Tamam. Haydi yürü bakayım. Haydi. Haydi. Tamam.
Sessiz olun. Abi zaten sessiz oluyor. Daha ne kadar sessiz olacak ya? Zaten ben erkeklerin kadınları susturmasından hiç hoşlanmayayım yani. Ulan ses, kamuya mesaj vermenin sırası mı da? Zaten bu memlekette kadının kadına yaptığını kim kime yapıyor ki Allah aşkına Yadigar? Anam, ay Yadigar, kaç! Ay! Anam. Ayfer! Ulan, yardım edin! Ayfer kurban oldu. Ayfer! Dur, 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 dur. Anam. Dur, pis. Canı yandı mı? Ayfer, iyi misin? Değilim abi. Bu ne ya? Dur. Reis, insan kemiği mi? Ha. At elinden abi onu. Pistir, at, at, at. Kaval kemiğine benziyor sanki abi. La kaval. Hay hay! Abi dur. Etme, daha etme. Dur bakayım. Ana, bak burada da varmış, gördün mü? Ay! Kaburgalar var ha böyle orada. İnsan iskeleti, insan iskeleti. Ne bari siz böyle ha? Ne bari? Bu kadar korkuyor musunuz? E madem o kadar korkuyorsunuz, bak yol orada işte. Haydi, dönün geriye. Nah, hadi geriye. Hiç de korkmuyoruz. Hiç de korkmuyoruz. Bir çocuklarım için ölürüm abi. Ben de hiç korkmuyorum abi. Gerekirse ben de çocuklarım için ölürüm. O zaman ne konuşuyorsun madem? Yürü. Haydi bakayım. Yürü. At. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı yere basın. Aynı yere basın. Durun. Dur, nereye bastın Yadigar? Dua mı şaşırttın be? Kız Yadigar dur hele kız. Bismillah. Anam. Bak gene baştan aldım ha bu duayı. Çocuğum bak birbirinizden ayrılmayın. El ele tutuşun bırak. Ay ben de mi gelsem acaba? Hayır anneciğim olmaz. Sen kızlarla kalacaksın. He yavrum öyle diyorsan öyle olsun çocuğum. Tamam. Aşkım ne olur kendine çok dikkat et tamam mı? Sen hiç merak etme hayatım. Sana sapasağlam döneceğim. Hepimiz döneceğiz. Biliyorum. Sen abimin hikayesinde yancı olabilirsin. Ama... benim aşkımın başrolündesin. Bak, bunu korsanlardan sakladım. Sana beni hatırlarsın. Samimi, aklın nesin ki? Bana bak, geç buldum seni, çabuk kaybetmeyeyim, tamam mı? Üzülme bebeğim. Bak sana söz veriyorum. Bugün kimse ölmeyecek. Çok seviyorum seni. Şey, şapkamı vereyim mi? Sende kalsın. Çok yakışıklı oldu. Geri getireceğim. Bırakma tamam. Dayanamam.
Aşkım ben yokken kendine çok iyi bak, tamam mı? Benim için bol bol dua et. Seni çok seviyorum lan Fabik. Nefe, al bunu bir tane. Senin beni koruduğun gibi bu da seni korusun hep, tamam mı? Kızımıza iyi bak. Bakarım. Zeynep. Eğer dönmezsem... Sakın Fatih. Sakın bunu söyleme. Döneceksin. Döneceğini söyle bana. Döneceğim hayatım. Böyle değil Fatih. İnandır beni. Döneceğim hayatım. Ben ne zaman geri dönmedim? Bu kez de döneceğim, tamam mı? Zaten sen geri dönmezsen ben gelip seni bulurum, biliyorsun değil mi? Buna gerek kalmayacak. Ben geleceğim yavrucuğum. Ben seni çok seviyorum Fatih. Ama sakın unutma. Ben her şeyi unuturum. Ama sana olan sevgimi asla unutamam ki. Ve tek bir parça halinde istiyorum. Yaklaşım, orada kendini hayvanlara, acerelere yedirme, oldu mu? Yedirmem. Geri git, geri dön. Sakın kendini orada öldürtme. Dönerim. Sakın pes edeyim deme, tamam mı? Etmem. Ama ölür de dönemezsen beyaz eşyalarım bana kalan mı diyorum ya? Kalsın. Sağ ol. Ulan! Ulan sen ne fırsatçı herifsin ya? Ben şimdi gidiyorum, belki de dönemeyeceğim. Senin gözün benim beyaz eşyalarımda mı da? Ne alakası var kardeşim? Madem dönemeyeceksin, boşu boşuna mı eskisin onlar? Ben eski durumda. Hayır efendim. Ben gideceğim, üstüne de döneceğim. Kendi beyaz eşyalarımı kendim eskideceğim. Tövbe! Dur, tamam geri dön de. Ama oralarda benden bir hatıra olsun kardeşim. Sakın boynundan çıkartma, tamam mı? Kamil. Olur da dönemezsem... bütün eşyalarım senin olsun da. Kardeşim. Lan! Mustafa. Bunu yanına al. Bu ne Güney? Kıyıda buldum. Peki ben bunu ne yapacağım? Vallahi ne yapmak istersen yap Mustafa. Diğerlerinden eksik kalmanı istemedim. Psikolojim bozulmasın. Ne kadar kavga etsek de biz bir aileyiz. Günay. Bacımız. Adamsın. Hakkını helal et ha. Helal olsun. Gel kız bir tane sarılayım. Arkadaşlar hadi. Hepiniz geri dönün, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Siz de dikkatli olun. Hadi selamet.
sen nöbete. Allah'ım inşallah sağ salim geri dönerler. Amin inşallah. Dönecekler kızlar. Tabii ki de dönecekler. Sakın aksini falan düşünen olmasın. Vallahi benim de içimde iyi hisler var. Of Allah'ım. Allah kimseyi sevdiğinden ayırmasın ya Rabbim. Kız Şazi seni de ayırmasın. Ha, sağ ol var ol Dilber Hatun da. Ya kızlar ya bunlar gidip de geri dönemezse ya bu konuşulan şey her neyse kaşlarını çıkarsa onları yer öldürür paramparça ederse. Saçmalama Şazi. Öyle bir yaratık varsa bile çoktan göçüp gitmiştir. Görmediniz mi o günlük ne kadar eskiydi? Tamam da ya o yaratık da senin gibi yavladıysa ya böyle minnacık yaratıklar etrafta deli deli dolaşıyorsa. Ya yeter! Yeter! Kimse ölmeyecek. Duydunuz mu beni? Fatihler geri dönecek. Hem de babamları bulup geri dönecekler. Eğer bir kişi daha ölümden veya dönememekten bahsederse onu öldürüp parçalara bölüp buraya gömeceğim. Anladınız mı? Ben hamileyim. Benim üstüme gelmeyin. Evet. Tamam. Hadi arkadaşlar güzel şeyler düşünüyoruz. Evrene de olumlu düşünceler yolluyoruz. Herkes içini ferah tutacak. Ay anam. Şu mukaddesi görmüyor musunuz kızlar? Ay şu kadına bak ya. Ne gam var ne keder. Şu hareketlere bak. Sizler de biraz onun gibi olsanız da be. Ay kızlar. Vallahi deniz çok güzel görünüyor. Hadi hadi denize girelim. Bana bakın tacımı buraya koyuyorum kimse çalmasın ha. Ay çok mutluyum ne güzel. Kızlar. Bu bölgeye daha önce gelmemiştik. Aha. Efendim şuna bakın. Ne? Efendim bu kaptanın apoleti değil mi? Demek ki buradan geçmiş. Yani biz şimdi tam olarak ne taraftayız bir baksanıza. Vallahi anlamadım ki. Ya şu işaret ne? Mezar gibi sanki ya. Ama kapıya da benziyor. Yani şu an buradaysak tamam. Bu işaret direkt ileride önümüzde kalıyor. Bakacak mıyız? Efendim deftere danışalım. Yazmıyor mu bir şey? Yok işte yani hepsinin altında bir şey yazıyor. Bunun yazmıyor. Ama bütün önemli yerleri göstermiş, açıklamış. Bunu niye açıklamamış? Bilmiyorum ki. Peki biz ne yapacağız? Es geçmeyeceğiz. Bakacağız. Yürüyün. Buyurun efendim. Sen otur. Kızlar! Aa, çok güzel! Çok güzel! Of ya! Şuna bakın ya! Ne yapıyor ya? Bir işe yaradığı yok. Gerçekten. Hem barakayı yaksın hem de eğlensin. Ya Selin aşkım kusura bakma ama bak sen de görüyorsun. Ne diyeyim Falik haklısın. Ne diyeyim ya? Kız adam Günay. Bu mukaddes hep böyle miydi ya? Yani şimdi ben ne desem ki? Rahat ol Günay, rahat ol. Görünen kör kılar üstlenmez. Kızlar! Hep böyleydi. Yok arkadaş. Ben gideceğim konuşacağım. Kıçını kaldırsın bize yardım etsin ya. Sakın Şazime. Niye ya? Bizim anişkolarımız, babişkolarımız bizim için kendileri feda etmediler mi? Yazık Mukadder Hanım teyzeciğim sakat ayağıyla onlarla gitmedi mi? Bu hem barakayı yaktı hem hala tatil yapıyor ya. Issız ada yan gelip yatma yeri değildir nokta. Şazi haklı. Vallahi öz annem ama bence de haklı. Aynen bebeğim. Kızlar şöyle baktığınız zaman sanki ıssız adada mahsur kalmış gibi değil de bir tatil köyünde takılıyormuş gibi görünmüyor mu? Aynen öyle görünüyor.
Sanki barakayı biz yaktık. Onun bu hali bana umut veriyor. Nasıl yani? Ya işte bu rahat rahat takılması, vurdum duymaz tavırları, denize girip çıkması, güneşlenmesi, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranması beni sakinleştiriyor. Vallahi bir huzurumu dengeliyorum yani. Bakın bak, siz de benim gözümle bir bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi. Ay, içecek bir şey var mı? Vallahi beni de bir rahatlatmadı değil. Sanki korkularımızı azaltıyor. Güne! Buyurun Mukaddes Hanım. Bakın doğal ortamımız. Ha, hakikaten ha. Bak şimdi bu umut vaat edici ve farklı bir bakış açısı oldu Zeynep. Ya her ne kadar kendisinden pek az etmesem de galiba doğru söylüyor. O zaman hiç bulaşmayın. Sağ olsun. Haklısın bebeğim ya. Seni mi kıracağız? Dur, 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 dur. Beyler bakın mağara. Ana, girecek miyiz? Bence iki kişi gönderelim önden, onlar bir baksınlar, gözlem yapsınlar. Yok abi, öyle olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Efendim, hiç merak etmeyin, ben tek başıma girerim. Ya bence ayrılmayalım, içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam, şöyle yapıyoruz. Cevat, Mete, siz kapıda bekleyin, nöbet tutun, biz giriyoruz. Tamam. Sen de hemen atla be abi. Ya oğlum, sonuçta yani ben tek de girerim oraya da, ama gözlüklüyüm yani. Yani artık ben korku filmlerini geçtim ama Murphy kanunları başladı. Ya tamam tamam, uzatmayın işte. Biz giriyoruz bakın. Kapıda bir şey olursa avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz. Tamam tamam. Hadi. Hadi dikkat edin lan. Hadi. Tamam hadi. Hadi dikkat edin. Ya akrepler, çıyanlar varsa ya. Orhan sus. Kaptan ve mürettebatı burada kalıyor olmasın? Kaptan! Orada mısınız? Kaptan! Ses yok. Biraz daha yaklaşalım. Dur Mustafa. Baksanıza. Ama eski zamanlardan değil gibi. İngiliz giymişsin. Aa! Burada eşyalar var Fatma'yı. Alayım mı? Al Mustafa, al. Hey! Biri var mı? Lan! Ne oldu? Ölü iskelet! Dur, yaklaşma. Niye? Ya bu arkadaş hastalıktan öldüyse, ya hepimize bulaşırsa? Saçmalama Mustafa. Zaten aynı mağaradayız. Bulaşmışsa bulaşmıştır. Haklısınız efendim. Dempsey O'Neill. Seyir defterini bulduğumuz kaptan. Yazıya bakın. İngiliz İngilizcesiyle yazılmış. If you don't wanna die, run. Yani ne diyor efendim?
ölmek istemiyorsanız kaçın. Ha. Aa!